Evet. Tam 30 günlük süreç kaldı değerli izleyenler. Hızlı ilerliyor artık bu saatten sonrası. Elazığ demin hani yokuş yukarıya çıktık, yokuş aşağı iniş başladı. Hızlı iniş olacak. O yüzden tüm değerli siyasi parti adaylarımız hepsi hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arada televizyon programlarımız da sıklaşmaya başlıyor. Farkındaysanız daha sık bir şekilde karşınızda olacağız ve değerli adaylarımızla sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Adaylarımızın düşüncelerini zaten biliyorsunuz sizlere birer birer ziyaret ediyorlar. Ama buradan da daha geniş bir şekilde kitlelere hitap etmeye gayret ediyorlar. Ali Şekerdağ değerli izleyenler, stüdyo konuğumuz, İyi Parti Belediye Başkan adayı ve İttifak Belediye Başkan adayı. Hoş geldiniz, Hoş şeref bulduk. verdiniz diyelim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hemşerilerimizden hepsine hayırlı akşamlar, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle başkanım, hakikaten yoğun geçiyor farkındayım. Evet, İster istemez çok erken saatlerde güne başlıyorsunuz ve plan projeler gecelen çiziliyor ki gece geç saatlere kadar da muhtemelen oturup bu plan projeleri yapıyorsunuz. Ama Allah gücünüze güç katsın diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz isimlerden birisiniz Çok Elazığ'da. teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vatandaş ayağına hemen isterseniz inerek başlayalım. Vatandaş nasıl karşılıyor sizleri ve en çok neden dertli bu insanlar? Ne diyorlar sizi gördükleri zaman? Vallahi biz 2,5 aylık bir süreç oldu. Seçim çalışmalarımıza başladık. Yani vatandaşın inanın yani böyle memnun olduğu bir sektör yok. Yani Elazığ'da nereye gitsek işte Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz, Buğda Pazarı'na gidiyoruz, Bankalar Caddesi'ne gidiyorsun, Gazi Caddesi'ne gidiyorsun, Hastane Caddesi'ne mesela Hastane Caddesi'ne gidiyorsun. Hastanenin buradan gitmesinden şikayetçi. İşte işimiz bitti, gücümüz bitti. Burada artık siftah etmiyoruz diyorlar. Evet. İşte Buğda Meydanı'na gidiyorsun. Artık diyor burada bir vatandaş işte köylü yerli buğday bulamadık. İşte bir artık insanlar getirip buğdası var. Yok işte ürettiğini artık getirip kendisine bile yetmiyor. Yani satabilecek durumda Ya değil. tarımda dibe vurmuş durumdayız. Tarım dibe vurmuş. İşte üretici ürettiğini mal ettiği fiyata satamıyor. O yüzden herkes üretimden vazgeçti. Kapalı çarşıya gidiyorsun. İşte mesela bir sakatatçıya gittik. Vallahi Elazığ'da artık hayvan kesilmiyor. Sakatat bile bulamıyoruz. Sakatatı dışarıdan getiriyoruz diyorlar. İşte o bir tarafa gidiyorsun. Ya bu bitmez. Oraya git bu, buraya git böyle. Yani böyle işte nereye gidiyorsak inan işte mahallelere gidiyoruz, Morni'ye Şey gidiyoruz. olmuyor mu sizde? Çok özür diliyorum, sözünüzü kestim ama mesela bende oluyor. Mesela ben 3 kişiyle olumsuz görüştüğüm zaman bende enerji Ya tüketimi bizde de yaşıyorum ben. oluyor. Yani bizde de bak Direkt ben mesela şu çöküyorum anda yani ben işte sabah 8'de kalktık bu yani. işe başladık. Evet. İşte bugün 2 tane miting yaptık. Esnafı gezdik işte. Elazığspor'un kongresine bir girdim ama işte orada çok kalamadım. Bir hayırlı olsun dedim. Sayın vekilimiz orada kaldı. Ben Doğukent'teki mitinge gittim. Evet. Tabii yani böyle gittiğiniz zaman her mahallenin, her işte esnafın, her tüccarın kendine göre bir sıkıntısı var kendine göre. Bir işte derdi var kendine. Hani dertli söylegen olur diyorlar ya. Evet, öyle. Hazır Yani sizde böyle yakalanmışken. sürekli evet sürekli bir böyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ama sürekli bir yapıyla karşılaştığımızda inanın ki mesela bize karşı çok büyük bir ilgi, alaka, yakınlık. Yani bir güven noktasında üst derecede bir inanç var. Yani işte siz inşallah gelirsiniz. İnşallah gelirseniz işte biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Siz bugüne kadar hep sağlam adımlarla yola çıktınız. İşte siz böyle bu vatandaşın ifadesini söylüyorum. Yani siz bugüne Evet. kadar verdiğiniz sözlerin hepsinin arkasında durdunuz, yerine getirdiniz. Biz sizin kişiliğinizi biliyoruz. İşte 40 kere ölçer, bir kere biçersiniz. 40 kere düşünür, bir kere konuşursunuz. İşte böyle bir yapınızın olduğunu biliyoruz. İnşallah işte Elazığ halkı tercihini sizden yana kullanırsa Elazığ'ın bu dönem inşallah iyi yöneteceğinden eminiz. Böyle bu türlü insanımızda çok büyük bir heyecan var. Çok büyük bir kabullenme var. Çok büyük bir toparlanma var. Bunun sebebini mesela mahallelere gidiyorum. Mesela bir vatandaş çıktı dedi ki bana. Evet. Biz dedi bugüne kadar
oy verebileceğimiz yer yoktu. Gidiyoruz sandıkta işte Elazığ şubesiyle kamanıyorduk yani. Kamanıyorduk yine götürüp yani kerhen de olsa veriyorduk işte. Ama bir alternatif bize sunulmadı bugüne kadar. İşte sen o bizim alternatifimiz oldun. Sana teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. İnan vatandaşın böyle bir kabullenmesi var. Evet. Bu da tabii insanoğlu yani tamam gururdan kibirden Allah'a sunuyor ama insanın işte biraz gururunu okşuyor yani cezbediyor. Ondan sonra diyorsun ki yani iyi ki biz bu yola çıktık. İyi ki vatandaşın bir umudu olduk. İyi ki biz bu yola çıkarak vatandaşa bir alternatif sunabilme imkanı ortaya koyduk. Yani bu şekilde böyle esnafından, işte teyzesinden, çocuğundan mesela gidiyorsun. Çocuğun ne oyu var ne bir şeysi var. Evet. İşte çocuklar etrafına toplanıyor. İşte başkanı bir fotoğraf çekerler. İşte biz sizi seviyoruz. Sana güveniyoruz. Demek ailelerinde bunlar konuşuluyor ki o çocuğun da sana elbette bakışı öyle ya. Ona çocuk seni ne tanır? Oy kullanabilecek bir durumu bile yok. Yani ilkokul, ikinci sınıf, üçüncü sınıf çocuğu. Ne güzel. Demek ailesinde yani ben Elazığ halkına buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Demek ailelerde bu konuşuluyor ki çocuklar da o algıyla sana yaklaşıyorlar. Evet. Yani böyle bir durum var. İnşallah bu 31 Mart akşamı neticelendirir. İnşallah bu istediğimiz Elazığ'ın istediği tablo, bizim istediğimiz tablo inşallah güzel bir sonuçla neticelenir. Evet inşallah diyorsunuz. İnşallah. Sandığa yansır gördüklerimiz. İnşallah. İnsanımız hani alternatif sıkıntısı mı çok yaşıyordu evet, Sayın Başkan? Evet, yani bu vatandaşın ifadesi. Bu bir arayış mıydı diyorsunuz? Yani bugüne kadar yani bu vatandaşın ifadesi, iş dünyasının ifadesi. Tabii bunu kimse çok fazla belli etmiyor ama bize mesela bunu ifade ediyorlar. Evet. Birebir konuştuğumuz zaman böyle işte insanlar getirip yanımıza oturduğu zaman tabii biz böyle esnaf gezilerinde çok fazla esnaflarımızı çok deşifre de etmiyoruz. Yani dikkat ederseniz ben böyle gezdiğim zaman esnaflarla gezilerimi basına yansıtmıyorum. Sadece böyle toplu fotoğraflarımızı, mitinglerimizi, böyle tek tek gezmelerimizi yansıtıyorum. Ama böyle esnaflarla böyle detaylı, istişareli konuşmalarımızda bunları çok fazla basmayın. Bu onların isteği mi yoksa sizin isteğiniz mi? Ya çünkü onların hani isteği biraz, değil, bu benim isteğim. Biraz şey de var gibi hani bunu daha önce de muhalefette bulunan siyasi partiler özellikle dile getiriyorlardı. Hani insanlar biraz çekiniyor gibi bu. Yok yani çekinme değil, bu benim seçim tarzım. Yani bana has bir şey. Yani çok fazla böyle insanları rahatsız edici bir seçim propagandası yapmak evet. Benim arzum değil yani evet. Bunu ben isteyerek yapıyorum. Zaten insanın gönlünde varsanız, valla onun önüne ne koyarsanız koyun. Gönlünde de yoksanız ne kadar basına çıkarsanız çıkın yani. Basına ne anlatırsanız çok... anlatın boş diyorsunuz. Tabii basına çıkmaktan oy alınmıyor yani. Kesinlikle. Yani insanların sizi kabul etmesi lazım, size güvenmesi lazım. Yani sizi benimsemesi lazım. O inancı onlara vermeniz lazım. Yani bu duruşunuzla, oturmanızla, kalkmanızla, konuşmanızla, ortaya koyduğunuz icraatlarla yani böyle hani çok özür dilerim Elazığ tabiridir, boş tenekeden çok ses çıkar diyor işte. Yani böyle çok böyle sesli, tantana işte yaygara kopararak ben buradayım demenin bana göre hiçbir anlamı yok. Hı hı. Dolu başağın boynu bükük olur. Yani seçime girmişsin, adabınla, uslubuyla. Ben bu işten yanayım. Adabıyla, uslubuyla inşallah biz önümüzdeki bir işte 30 gün dediğiniz biraz önce siz de ifade evet. ettiniz. Biz bu 30 günü inşallah ayaklarımızı sağlam yere basa basa, kimseyi kırmadan, incitmeden, dökmeden, vatandaşa herhangi bir zararımız olmadan inşallah biz bu seçim sürecini bitirmek istiyoruz. Evet, bugün ana haberde de aynı açıklamayı yapmıştınız. Evet, yani evet, biz kırmadan, incitmeden, kimseyi üzmeden bu seçim sürecimizi devam ettirmek istiyoruz. Ben her konuşmamda da zaten söylüyorum. Diğer aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yine burada başarılar diliyorum. Çünkü evet. onlar da sonuçta Elazığ'ın belediye başkanlığı işte bir güzel bir makamdır. Şehrül Emin makamıdır. Onlar da bu yönetime talip olmuşlardır. Onların da söyleyebilecekleri vatandaşa çok şeyleri olacaktır. Oluyor da zaten. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Benim tarzım da bu. Yani ben böyle çok fazla böyle yaygara kopartarak değil de ayakları sağlam yere basarak, düzgün,
insanlara verebileceğin mesajın net olması lazım. Böyle çok fazla ne diyeyim yani şimdi söyleyeceğim ama. Yani agresif tavırlar olmadan. Agresif tavırlar ve böyle içi dolu olmayan vaatlerle hı-hı, vatandaşın karşısına çıkmak istemiyorum. Evet. Bizim zaten projelerimiz de bitti. Projelerimiz inşallah 10 Mart'ta sizlerle birlikte. Rabbim inşallah nasip eder. Bir kaza bela olmazsa 10 Mart'ta da siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı, gazeteci arkadaşlarımızı çağıracağız. Bize bizim meclisimizdeki arkadaş, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir kapalı mekanda böyle inşallah bir araya gelip projelerimizi hem görüntülü hem görsel olarak evet, sizlerle paylaşacağız. Onu da biz sizin aracılığınızla inşallah Elazığ halkıyla da projelerimizin hepsini paylaşacağız. Yani benim seçim tarzım, seçim yürütme kabiliyetim böyle. Evet, bu güzel. Yani agresif bir ortam oluşmadan, evet, kırıcı sözler evet, evet, olmadan evet, seçimin ilerlemesi ki zaten normal işleyişe de bakıyorum öyle bir durum da pek söz konusu değil. Evet, yok. Diğer adaylar da evet, hakikaten evet, layıkıyla şu anda bu işi evet, yürütüyorlar. Evet, evet. Az önce dediğiniz gibi onlara da başarılar diliyoruz inşallah. Elazığ için hayırlı ve güzel bir sonuçla i̇nşallah, 31 inşallah, Mart gecesi sonuçlar açıklanmış olur ve yolumuza devam etmiş olur i̇nşallah, hep birlikte inşallah, yeni başkanla beraber diyelim. İnşallah. Evet, ittifak var ortada, ittifak önemli bir şey sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Elazığ'da ciddi bir seçmen kitlesi var ve İYİ Parti'de bir taban oluşturdu ve taban da belli genel evet, seçimlerdeki evet, taban. Evet. Bir birleşme oldu ittifakta, Türkiye geneli tabii ki Millet İttifakı adı altında. Ve siz ittifak belediye başkanısınız, belediye başkan adaysınız. Evet, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gerçekten onlar da aynı ruhu bozmadan, kırmadan ilerliyorlar. Yok yani mı? Biz bugün... Bugüne hemen sözü bitiriyorum. Sayın Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle birlikteydiniz. Evet. Bugün tüm gün herhalde beraber beraberdik, dolaştınız. Evet, evet. Gürsel Bey de Elazığ'da hakikaten sevilen bir sima, evet, saygı evet, duyulan evet, bir sima. Ve size elinden geldiği kadar yanınızda olmaya da gayret ediyor gördüğümüz kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle mesela Gürsel Bey Elazığ'da gerçekten yani Elazığ'ın gönlüne girdi kısa bir sürede, 6-7 ay gibi bir kısa sürede. Yani gerek söylemleriyle, gerek ifadeleriyle, gerek Elazığ'ın tanıtım noktasındaki duruşuyla, gerek Millet Meclisi'nde Elazığ'ın işte sorunlarını dile getirmekle, gerek vatandaşa karşı olan tavırlarıyla, yani böyle bir seçildikten sonra Elazığ'ı unutan bir yapısı değil. Yani onu, o duruşu yıktı. Evet. Yani sokakta vatandaşın derdini dinleyen, vatandaşla işte hasbihal olan, onların işte elinden geldiği kadar onların işte çare olabilen bir duruş ortaya koydu. Evet. Yani bir tabiri caizse kendini, seçmenini itibarlı hale getirmek için elinden gelen ne varsa yapmaya çalıştı. Tabii bu da insanların gönlünde bir güzel bir yer edindi. Yani insanlar işte sevmeye başladılar, kabullenmeye başladılar. Hı hı. Bu da Elazığ'da gerçekten önemli bir şey oldu, hı hı, duruş oldu. Tabii onunla birlikte geziyoruz. Gürsel Bey'in de bir duruş var. Bizim de işte bir duruşumuz var. Bizim de işte... Elbettik. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndaki duruşumuz, iş dünyasının bizi çok ciddi bir şekilde tanıması, Elazığ'ın tanıması, yani bu iki gücün bir araya gelmesi Elazığ'da güzel bir hava yakaladı. Evet, güzel bir ambiyans olmuştu. Yani güzel bir ambiyans ve güzel bir hava yakaladı. İnşallah vatandaşımız da bunu görüyor zaten. Yani bu birlikteliği, bu işte inancı görüyor. Ve biz de bunu zaten her gittiğimiz yerlerde o birlikteliği ifade ediyoruz. Mesela meyve veren ağaç taşlanır Serkan Bey. Yani kimse kavak ağacına taş atmıyor. Aynen dediğiniz gibi. Şimdi meyve veren ağaç taşlandığı için tabii bu birlikteliği bozmaya çalışan, bu birlikteliğin arasına nifak sokmaya çalışan, işte yukarıdaki mahallelerimiz işte Feyzi Çakmak'tır, Esentepe, Yıldız Bağları gibi o mahallede oturan vatandaşlarımıza gidip başka türlü ifadeler kullanmalar. İşte aşağı gidip başka
türlü ifadeler kullanmalar. Tabii siz başarıya yürüdükçe başarısız olan insanlar, sizin rakipleriniz olan insanlar veya işte bunu çekemeyen insanların siyaset bu. Siyaset argümanları kullanacaklardır. Biz bunları da ifade ediyoruz. Beklenmiyor vatandaş. Muydu bu mesela? Hani? Ya bekleniyor tabii. Bu her yerde olan şeyler. Burada bence da normal. Bence hani buna gardınızı almış olmanız lazım. Gardınızı alıyoruz. Yani ben bütün konuşmalarımda bunları dikkat, yani bunları vatandaşlarımla paylaşıyorum. İşte aramızda provokatörler girebilir. Bunlar farklı söylemlerle girebilirler. Farklı söylemler söyleyebilirler. Tabii söylüyorlar. Onları şimdi burada çok fazla ifade etmeye gerek yok. Evet, biz onları zaten gittiğimiz her toplantılarda, kahve toplantılarında, işte böyle ev toplantılarında, mitinglerde her zaman bunları ifade ediyoruz ve vatandaşın bunlara dikkatli olmasını söylüyoruz. Vatandaş da bunun bilincinde zaten. Yani bizim söylediğimiz zaman işte hemen alkış kopuyor, alkışlıyorlar. İşte yok tamam siz rahat olun biz her şeyin farkındayız mesajı diyorlar. Mesajı alınmıştır diyorlar. Gürsel Bey'in tabii Elazığ'da da bir karşılığı var. Bizim Elazığ'da bir karşılığımız var. Yani ben bu iki gücün birleşmesi sonucu inşallah yani bir sıkıntı görmüyorum. Zaten mesela anketler mesela işte bazı firmalar tam soracağım soru anketlerle ilgili. Şimdi tabii evet. Muhtemelen siz izliyorsunuzdur anketleri. Tabii, paylaşılanları da görüyorsunuz ama sizin özel olarak yapmış olduğunuz yani çalışmalar bizim özel olarak anketlerimiz var. Yani bizim özel olarak anketlerimiz var. Mesela Ankara'dan ulusal firmaların yaptığı anketler var. Onların hepsi bizim elimizde. Evet. Yani bunlar burada şimdi ifade etmeye gerek yok. Yani ben bileyim yeter. Yani şimdi vatandaş zaten 31 Mart'ta onun neticesini herkes görecek. Ama söyleseydiniz iyi olurdu ya. Vallahi. Gerek yok. Sizin kanadınızdan anket. Yani gerek yok çünkü yani mesela anket zaten diye. Yani anket zaten ortada. Yani iki kere iki dört eder gibi ortada. Evet. Şimdi mesela ben size bir anket işte CHP'nin merkezdeki 24 Haziran'daki 38 bin oy almış. 38 bin yakın bir oy almış. Evet. Merkez oyu 30.500. Evet. İyi Parti 28 bin oy almış. Merkez oyu 23 bin. Evet. Demokrat Parti'nin merkez oyu 3 bine yakın. Evet. Ben zaten 56.500 yani. 56.500. Burada diğer mesela bizim hem işte ben zaten sadece ittifak adayı derken herkesin başkanı sloganını kullanıyorum. Evet ben biliyorum. Yani herkesin başkanı sloganını niye kullanıyorum? Biz bu herkesin, sizin sloganınız. Tabii. Herkesin başkanı. Şey mi? İyi Parti'nin bir sloganı. Hayır bu bizim sloganımız. Güzel Türkiye'de bir slogan. Sadece bize ait bir Elazığ'da kullandığımız bir. Güzel bir slogan. Herkesin başkanı sloganını niye kullanıyoruz? Biz herkesin yani Elazığ'daki bütün hemşerilere hitap eden bir belediye başkan adayı olmak istiyoruz. Evet. Yani herkesin başkanı, herkesi kucaklayan bir başkan olmak istiyoruz. Mesela işte yani burada bunu söylerken asla yani ben ayrımcılık, işte öteleştirmek adına söylemiyorum mesela. Şimdi ben bir burada işte bir Palu seçmeni var. Palu seçmeninin tercih noktasındaki adayları işte var. Artı bunları böyle alt alta koyduğum zaman ben zaten 60-65 binle yola çıkıyorum. Evet. Yani işte sana iki kere iki dört eder gibi bir anket. Başka söze gerek yok gibi bir şey. Yok yok yani 24 Haziran'da bu devletin tescilli rakamları işte kullanılan rakamlar. Evet. Bir de burada mesela bizim bir artı faktörümüz olacak. Sayın Vekil'in bir artı faktörü olacak. Benim ailemin bir artı faktörü olacak. Benim işte yani mensup olduğum işte bir sülalemizin bir faktörü olacak. Bizim işte Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki geçmişimizden kaynaklanan, iş dünyasındaki karşılığımızdan kaynaklanan bir faktörümüz olacak. Bizim işte vatandaşın bizi kabullenmesi, işte inanması bize yani iyi ki sen bu işe çıktın, işte alternatif yoktu, sen bize bir alternatif oldun diyerek bizim etrafımızda bütünleşip bunlar boşuna değil yani bu ifadeler. Evet. Bu ifadelerden dolayı işte bunların bize bir tercihi olacak. Yani işte en büyük anket bu yani. Şimdi bu anketler işte herkes kendine göre bir anket sağlıyor. İşte diyor ki ya işte şunun oyu bu kadar 18, bunun oyu 45 tamam da. Şey de var artık anketler mesela anket firmaları biliyorsunuz anketleri
tutturan firmalar zaten Türkiye'de yükseldiler. Ama daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da ifadesi var. Ben anketlere çok inanmıyorum diye bir ifadesi var. Ya ben o kadar yükseğe gitmiyorum. O kadar derine gitmiyorum da. Yani şimdi hani işimize geldiği zaman anketlere inanır. Bilimsel bir çalışmadır ama. Yani işine geldiğin zaman ankete inanacaksın. İşine gelmediği zaman ankete inanmayacaksın. Yani bu bana göre doğru bir şey değil. Hı hı. Zaten benim anket, ben iş adamıyım. Yani sanayiciyim, iş adamıyım, eğitimciyim, işte Elazığ'da iyi kötü. Anketi ben bile yapıyorum diyorsunuz. Yani oturduğum yerde telefonla ben yapıyorum. Ben anket yapıyorum zaten. Sokaklara içine girdiğin zaman en büyük anket sokaklar. Şimdi eğer sizin toplumda karşılığınız yoksa. Evet. Eğer vatandaş sizi kabullenmemişse. Hı hı. Eğer iş dünyası sizi kabullenmemişse. Hı hı. İşte sokakta gezen vatandaş size inancı ve güvenci yoksa, hı hı, zaten bunu hissettirir sana. Ama ben 2,5 aydır geziyorum, inan. Yani mesela işte bir Gazi Caddesi'ni gezerken 5 saatte gezdik. Biz kapalı çarşıya girdik, 1 saatte bitirir dedik. İnanın 2 sokağını 4 saatte zor bitirdik. Ve bir sokağı da kaldı, şimdi ona borçluyuz, gideceğiz, bir türlü gidemiyoruz. Evet. Yani şu oluyor o zaman, her sizi tutan hakikaten ciddi yani bir şeyler anlatıyor. Tabii ciddi bir şeyler anlatıyor. Yani mesela bir dakika gidip işte selam vereyim diyorsun, nasılsınız, iyi misiniz diye demek istiyorsunuz, çıkmak istiyorsunuz. Adam seni yakalıyor işte, yani daha çıkamıyorsun yani orada. O niye seni yakalıyor? Yani sana inandığı için, güvendiği için, senin bu işte başarı olmanı istediği için, işte sen gelirsen benim derdime çare olursun dediği için anlatıyor. Evet, evet. Bunun mutlaka bir karşılığı olacaktır yani, en büyük anket bu. Ama adam sana inanmasa, güvenmese ve senin bu işte başarılı olacağına inanmasa, inan yani seninle ne konuşur? Vallahi elinizi bile zor sıkar. Elinizi bile sıkmaz yani. Ben söyleyeyim, ben çünkü çok şahidim. Ha, çünkü bir de ben... Yani şöyle hani... Böyle yapar gider. Evet yani bir de ben yani şunu vurgulamak istiyorum. Ben hiç seçim kaybetmedim. Ben 6 kez Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde kendi sektöründe 6 kez seçimi üst üste kazanan Türkiye'de, Elazığ'da değil ha, Türkiye'de ender kişilerden biriyim. Ben o 6 seçim, bunun ikisi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dönemi olmak üzere. Evet. Mesela benim en son Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde çok büyük bir kaos gördüm yani ben orada. Ne gördüm? İşte Elazığ'daki bütün ekip birleşmişti. Bizim gitmemizi isteyen işte herkes birleşmişti. Ve o gittiğim zaman o yapıyı da görüyordum. Şimdi artık öyle bir tecrübe edindik ki biz. Rahmetli Arıza Septoğlu derdi. Yani oğlum derdi işte, elden tuttuğun zaman kimin seni elini iyi sıkıyorlarsa evet, bil ki o sana oy verir. Eğer elini gevşek tutuyorlarsa o sana oy vermez. Ne yaparsan yap diyordu. Değil mi? Evet. Herkes sıkıyor. Evet, vallahi tutuyor. Şimdi elimizi koparacağız, nasıl sıkıyorlar. Akşam buz tutuyorum elime sabaha iyileşsin diye, böyle o tarzda bir şey oldu. Yani aynen böyle. Ben hiç seçim kaybetmedim. 6 seçime girdim. 6 seçimde kaybetmedim. Bu da belediye başkanlığı seçimleri de. Evet. Belediye başkanlığı Ticaret Odası Başkanlığı seçimleri de belediye başkanlığı seçimleriyle çok örtüşür. Çünkü yerel seçimler ikisi de. Evet. Yani inanın ben buradaki gördüğüm havayı, buradaki gördüğüm o teveccühü, buradaki gördüğüm o vatandaştaki kararlılığı, inanın bu 6 seçime girdiğim seçimlerin, inanın yani ya mübala olmasın, inanın %1'ini görmedim. Evet, buradaki ilgi, ilgi. Çok büyük bir inanç var, çok büyük bir güven var, çok büyük bir sahiplenme var ve Allah senden razı olsun. Aynen ifade bu vatandaş. İyi ki sen çıktın, bize bir alternatif ortaya koydun. Biz sandığa göğsümüzü gere gere, vicdanımız rahat bir şekilde gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Evet. Peki İYİ Parti'den bir ziyaret gerçekleşecek mi? Elazığ Sayın Başkanım. Yani İYİ Parti'den şu anda herhalde şu anda çok fazla böyle bir bizim talebimiz olmadı ama gelecekler tabii mutlaka. İYİ Parti'nin Sayın işte Elazığlı hemşerilerimiz. Gelme ihtimali var mıdır? Genel Başkan da gelme ihtimali var. Evet. Herhangi bir tarih veya bir şu anda herhangi bir şey yok ama talep edilirse gelir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi o kanattan bir yani o kanadı bilmiyorum. Yani o kanata tabii ben onların şeyler, da... İl başkanları,
görüşüyorlar. Yani il başkanlarıyla da biz görüşüyoruz. İl başkanlarıyla da toplantı yapıyoruz. Ben mesela toplantıda Gürsel Erbil Bey burada olmadığı zaman, Vekil Bey burada olmadığı zaman, onun olduğu dönemde de yani geliyoruz da mesela o olmadığı zamanlarda, hem onun olduğu zamanlarda, olmadığı zamanlarda da mesela bütün kahvehane toplantıları, kıraathane kahvehane toplantılarımızda, İşte ev toplantılarımızda, böyle büyük salon toplantılarında ben ikisini de yanıma alarak geziyorum. Yani toplantılara katılıyorum. Evet. CHP ve kadın kolları, bizim İYİ Parti'nin kadın kolları, onlar hep birlikte çalışıyorlar. Gerek işte o gençler bir araya geliyorlar. Yani biliyorsun seçim işte. Onlar da üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyorlar. Evet. Yani o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ya bir seçimdir yani şimdi. Biz %100 herkesi memnun ediyoruz, işte herkes bizimle beraber çalışıyor, herkes bizim emrimizde. İşte hiç kimse ya işte bize bir şey demiyor, öyle bir şey yok yani şimdi evet. Dersek yani öyle bir şey yok ama %85-90 büyük bir çoğunluğu birlikte çalışıyoruz. Evet, güzel bir soru sorayım mı başkanım? Sor. Mevcut belediye çalışanlarıyla hiç karşılaşıyor musunuz? Korkuları var mı? Hani vallahi geçen gün mesela Gazi Caddesi'nde yürürken bir abla mesela yani geldi. Bana böyle sarıldı. Sarılmak istedi daha doğrusu. Ben de tabii anlamadım. Ne oldu abla falan dedim. Dedi ki ya biz belediyede çalışıyoruz. İşte siz gelirseniz bize dokunmayacak mısınız gibi bir ifade kullandı. Evet, tam sorum o olacaktı benim. Ben kesinlikle size dokunmayacağım. Niye dokunayım abla? Ben size dokunmak için oraya gelmiyorum. Ben Elazığ'a, işte biz Elazığ'a iyi hizmet yapmak için geliyoruz. Elazığ, bu işe sırf Elazığ'ın iyi yönetilmesi, Elazığ'ın geleceği için çıkıyoruz. Evet. Ve adil bir sistem ortaya koymak adına geliyoruz. Yani biz gelirken eğer size zulüm edecek bir yapı içinde gelecekse gelmemizin ne anlamı var ki dedim yani. Ha şunu yapacağız. Belediye çalışanlarına asla karışmayacağız. Yani belediye çalışanlarına asla zulüm edilecek bir yapı içinde asla olmayız. Evet bak bunlar kayıt altında başkanım. Aynen aynen yani ben kayıt altında yani ben her zaman söylüyorum. Eğer ben veremeyeceğim, yapamayacağım işleri ortaya koyamayacaksam vallahi ben Allah bana rasip etmesin diyorum. Bunu ben bütün toplantımda ifade ediyorum. Ben asla veremeyeceğim bir sözü bugüne kadar vermedim. Yapamayacağım işi de bugüne kadar söylemedim. Yani benim bu duruşum Allah'ın izniyle her zaman devam edecektir. Biliyorsun sen başkan. Mesela belediye çalışanların çalışanlar eğer ciddi bir şekilde çalışıyorsa, işini doğru yapıyorsa, işinin ehliyse o bizim başımızın tacı. Ve onun arkasındaki en büyük güç biz olacağız. Eğer birilerinin vasıtasıyla oraya gelmişse, yani işte eğer hiç işe bile gelmiyorsa, masa başı sadece gelip imza atıyorsa, onları da çağıracağız, konuşacağız. Yeni istihdam projelerimiz var mesela, yeni istihdam alanları açacağız. Onları onlara kanalize edeceğiz. Eğer orada çalışırlarsa onlar da bizim başımızın tacı. Evet. Ama yok. Valla ben alışmışım işte gelip sabah işte burada duracağım, akşam gideceğim öyle bir yapı ki yani birilerine güvenerek gelmişlerse onlar asla belediyede barındırılmaz ve gereği yapılır. Bu kimin adamı olursa olsun, kimin öyle bir, durum öyle bir duruş olmaz. Yani bu sadece belediye has bir, ben şirketimde de öyleyim yani. Ben mesela okulumda da öyleyim, mağazalarımızda da öyleyim, mesela inşaat yaptığımız zaman o her tarafta öyleyiz. Ve hayvancılık var. Hayvancılıkta da öyleyiz. Yani kim işini doğru yapıyorsa valla biz onlarla oturup mesela yemeğimizi de birlikte yiyoruz. İşte kahvaltımızı da birlikte yiyoruz. Biz de işçidir diye işte veya onu hor görme, ona mesela farklı davranma asla yoktur bizde. Yani biz işçilerimizle oturup kahvaltımızı da yeriz, yemeğimizi de yeriz. Ama işinin erbabı bizim mesela bizde çalışan 12-13 yıllık personel vardır. Ama eğer işini yapmıyorsa zaten kendisi gelip affını istiyor. Valla diyor işte ben burada bu işi yapamıyorum. Benim affımı istiyorum. Ben işten ayrılacağım diyor. Biz asla hiç kimseyi yani işinden edecek bir yapının içerisinde olmayız. Bir de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız.
Yani böyle bir duruşun içinde yani asla olmaz. Aldıkları ücreti hak etsinler. Tabii aldık ya ekmeğini yediği yani ekmeği hak edecek. Şey. Tabii, tabii. İnsanca bir şey. Helal edecek yani çağısına çoluğuna yedirdiği ekmeği hak edecek yani. Bu bir, o bir de bu bir şeydir yani haktan ziyade bir vebaldir. Tabii. Yani bunu tabii. Yapacak. Tabii. O konuda kesin ve kat'i olarak aynen, biz hiçbirine aynen. Burada hiç taviz yok. Yani ha, hiç tabii ama dokunulacak durumlar varsa şayet dokunacağız. Ki bilmiyoruz. Ya, dokunacağız. Ben şu anda bilmiyorum. Gidip göreceğim. Gördüğüm zaman da gereğini yapılacağız. Evet. Tasarruf sağlayıcı hususlar var mı aklınızda? Yani tasarruf sağlayıcı. Ben mesela asla projeleri mesela danışmadan, istişare etmeden, Elazığ hakkındaki gerçekten bizim projelerimizi işte açıklayacağız. O projeleri açıklarken onlar zaten Elazığ'la örtüşen projeler. Böyle çok uçuk projelerimiz değil bizim. Yani kamudaki mali disiplin yapısını çok iyi bir şekilde kuracağız. Yani bütün varsa yani varsa işte kaçak delikler hepsini tıkayacağız. Asla kamu malına el uzatanın yani bunu belki biraz şey olur ama el uzatan eli aslında yani hiçbir şekilde ona müsaade etmeyeceğiz. İşte yapılması gereken doğru adımları atacağız. Asla yanlış adım atmayacağız. Mesela ben Ticaret ve Sanayi Odası'na da geldiğim zaman evet. Ticaret ve Sanayi Odası'nın da yani işte borsanın binasının alışından dolayı bir borcu vardı, kamu borcu vardı. O zaman işte Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2 milyon 800 bin lira bir bütçesi vardı 2009'da. O zaman 1 milyon 600 bin lira da Ticaret ve Sanayi Odası'nın borcu vardı. Biz o mali disiplin uyguladık, borcunu da ödedik. İşte o mesela Ticaret ve Sanayi Odası'nın binasını işte modern bir binaya taşıdık. O imkanlarla Ticaret ve Sanayi Odası'na çok modern bir bina kazandırdık. Ve ben ayrıldığım zaman da Ticaret Odası'nın parası varken ayrıldık. Yani siz güzel bir yönetim anlayışı ortaya koyarsanız, yani gerçekten düzgün bir yapıyla hareket ederseniz, açıkları, gedikleri kapatırsanız, yani israf içinde olmazsanız, yani kamu ne borcu kalır ne de herhangi bir duruşu kalır. Yani o kendisini ifade eden bir kurum olur. Kendisini gerçekten böyle hizmetleri yapabilecek bir kurum haline gelir. İşlevli bir hale gelir. Yani çalışanlarınızı mutlu ve huzurlu kılarsınız. Evet. Zaten bir kurumda eğer çalışanlar mutlu ve huzurlu değillerse o kurumdan yani verim de alamazsınız. Bu kesinlikle. Sadece belediyede değil, bütün kurumlarda öyledir. Çalıştığınız zaman kurumsal yapıdır bu. Yani ilk önce çalışanlarınızı huzurlu ve mutlu kılmak için çaba sarf edeceksiniz. Bunun yolu da bellidir, adil olmaktır. Maaşlarını zamanında ödersiniz. İşte kişiler arasında iltimas yapmayan ekstra bir güzellik yapar mısınız peki? Efendim? Yani maaş konusunda ya da bunlar gibi. Yani bilmiyorum şimdi buradaki almadan vermek Allah'a mahsus. Yok projeler içerisinde Sayın Başkan var mıdır öyle bir şey? Estağfurullah yani almadan vermek Allah'a mahsus. Yani şimdi ben veririm dersem yalan olur. Oradaki durumu bir göreceğiz. Oradaki bir bütçeyi göreceğiz. Yani oradaki bir duruma bakacağız. Eğer verilmesi gerekiyorsa bayramlarda olabilir. Niye olmasın? Değil mi? Tabii. Yani ekstra şeyler de olabilir. Olması. İşte olabilir. Personelin huzurundan bahsediyorsunuz ya o evet. Da bir huzur katıyor. Ya, tabii yani, o da bir huzur. Ama dediğim gibi yani olacak ki veresin. Yani olmazsa nereden vereceksin? İşte yani güzel bir model uygulanırsa herhalde. Yani inşallah biz o güzel modeli çıkardık. Uygulayacağız. Zaten onun için yola çıkmışız. Yani eğer bizim iddialarımızı ortaya koyamayacaksak, işte Elazığ'ı iyi yöneteceğiz, işte Elazığ'ın geleceği için çıktık, Elazığ'ın selameti için çıktık, Elazığ'ın ticareti için çıktık, Elazığ'ın sanayisi için çıktık, Elazığ'ın işte stratejik ürünleri var, onları sanayiye dönüştürmek için çıktık. Elazığ'da işçi sayısı Türkiye ortalamasının 2 katı, onları asgariye indirmek için çıktık. Evet. İşte Elazığ'da bürokrasi bize göre eminellerde değil, yani ehil insanların bürokrasilerin başına getirme nokta, belediyedeki bürokrasiyi söylüyorum yani. Evet. Bürokrasiyi düzgün hale getirmek için, o ehil insanları işin başına getirmek için çıktık. Biz bu kadar iddialı sözler söylerken
Sen yani bunları yaparsan o zaman ortaya çıkmanın bir anlamı yok ki. Yani bunları yapabilecekseniz, eğer bunları vaat ediyorsanız Elazığ halkına, tabii, bunları da yapmak zorunluluğunuz var. Çünkü yani işte şapka düşer, kel görünür. Bir ay, altı ay sonra hani sen de bunlardan farkın yok derler. İnsanlar bunu söyler size. Yani inşallah böyle bir duruşumuz olmayacak bizim. Yani inşallah biz vatandaşımıza verdiğimiz sözleri harfiyen yapmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Evet. Şeffaf, yönetilebilir bir belediye kurum ve belediyecilik olacak. Ben onu söylüyorum. Yani şeffaf bir belediyecilikten kastım benim şuydu, onu dile getirirken. İstiyoruz ki yani ekrana işte belediye başkanı çıktığı zaman, oturduğu zaman gerçekten şu anda yaptığımız gibi, bakın yayına çıkarken ben bunu şöyle söylüyorum değerli izleyenlerimize de izah etmiş olayım. Diyorum ki değerli izleyenlerim, bilin yani bunu. Bazen başkan adaylarımıza soruyoruz. Diyoruz ki yani değinmek istediğiniz bir mesele var mıdır? Bunu soralım diyoruz yani. Çünkü sadece o kadar söylüyoruz. Ha. Çünkü açıklamakla mükellef olduğu bazı şeyler olabiliyor. Evet. Unutabilir diye söylüyoruz. Onun haricinde işte Ali Başkanım da sağ olsun dedi ki hani ne yapayım dedi canım dedi. Ne soruyorsan sor dedi bana. Hepsi de öyledir genelde yani, ne soruyorsan sor derler ama Ali abi de biraz daha şey yani, yok hiç mi bir şey yok dedim, değineceğim dedim abi dedim, aklına gelen bir şey dedi. Yok dedi, ben şeffaf. Evet. Bu şeffaflığın devamı açısından söylüyorum. Yani inşallah hani bu şeffaflık benim hayatım de, bak benim hayatım aynısı olsun isterim yani. Bizim hayatımız hep şeffaf oldu. Bak inanın buna, ben çok samimi bir insanım. Kafamda asla soru işareti olmaz. Yani bir insanı sevmiyorsam sevmem, sevmediğimi belirtirim. Bir insanı seviyorsam da sevdiğimi ona gönlümle, her şeyimle belli ederim. Evet. Böyle bir yapım var. Asla samimiyetsizliği sevmem. Ben çok makamlar gördüm, geldim, geçtim. Ama Allah'a şükür makamlardan hiçbir zaman güç almadım. Hep makama güç veren bir yapı içinde oldum. Makamlara değer veren bir yapı içinde oldum. Ve bu da her zaman bizi geliştirdi, belli bir noktaya taşıdı. Ha bundan asla zarar görmedim, bunun her zaman faydasını gördüm. Evet. Eğer makamlar size değer katarsa, sizin bittiğiniz gündür o. Niye o makamı bırakmak istemezsiniz? Yani. Kişiliğiniz değişir, işte o makamda kalmak için çok yalan söylersiniz, işte insanları kandırırsınız. Yani bu koltuk altımdan gitmesin, ne olursa olsun mantığı içine girersiniz. Ama siz makama değer katarsanız, makam sizin hiç umurunda olmaz. Bırakılması gerektiği an bırakırsınız. Evet. Dönüp bakmazsınız. Hiç dönüp bakmazsınız ve o bıraktığınız an bile size değer katar. Kesinlikle. Çünkü neye? O bırakılması gelmiştir o anın. Eğer o anın bırakılması geldiği ansa, bırakılması gerekiyorsa bırakmanız gerekir. Evet, çok güzel. İşte ben onu söylüyorum. Yani onun için Allah bizim nasip ederse size böyle bir makamı, benim yayınlarıma geldiğinizde diyeceksin ki şeffaf. Yok, ben mesela asla ben şimdiden garantiye alıyorum kendimi. Ben ticaret, yani ticaret odası makamı da belediye başkanı makamından geri kalan bir makam değil yani. O da ticaret dünyasının başkanı işte, temsilcisi. Tabii biz o zamanlar da aynı yani aynı şekilde çıkıyorduk yayınlara. Evet yani ben her zaman bu duruş içerisinde oldum. Asla böyle bir, ben mesela makam arabası bile kullanmadım 4-5 yıl. İşte bir gün yine anlatmıştım. Evet, yani işte Malatya'da bir toplantıya gittik. Makam arabamız yoktu. Kendi arabamızla gittik. Bizi işte güvenlik görevlisi içeri almadı. İçeri almayınca işte benim yanımdaki işte odadaki arkadaş, şoför arkadaş indi, dedi ki ya işte Elazığ Şehir ve Sanayi Odası Başkanı. Ya dedi, ne başkanı dedi yani, biz o başkansa da ben de işte şuyum buyum dedi. Allah Allah, çok güzel ya. Bir güvenlik görevlisi mi aldırdı evet, arabasını? Evet. Ondan sonra tabii girdik içeri ama bu tabii bizde bir şey oldu. Yani bu biraz böyle itibar kaybı yaşattı. Bana değil de makama yaşattı. Evet, 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 evet. O yüzden dedik ya bir makam arabası, işte plaka olsun dedik, bir makam arabası alalım. O şekilde bir makam arabası aldık ondan sonra. Ve işte böyle toplantıya gittiğimiz zaman onu kullanırdık. Ben cumartesi, pazar günü yine kendi aracımı kullanırdım. Yine makam arabası kullanmazdım. Evet. Ya ben mesela şu anda da öyleyim. Bak ben mesela dün markete gittim, alışveriş yaptım. Ya abi de gidelim mi, sen alışveriş yapıyorsun dedim, ben değişmem. Neysem oyum. Yani ben belediye başkanı da olsam işte o yine gelip işte marketinde alışverişimi yaparım, bundan emin olun dedim.
Tamam abi dediler. Öyle ayrıldık dün marketten. Ne güzel vallahi. İşte halk. Yok ben olay. Bizi buralara getiren halkımız. Biz halkımıza her zaman yanında olacağımızın sözünü her zaman verdik, veriyoruz da. Yani dediğim gibi yani makamdan, makam size değer katmazsa siz her zaman yolunuza devam edersiniz. Evet. Makam da size değer katarsa zaten o kırılma noktası oluyor. Zaten işiniz bitiyor yani. Evet. Toparlayacağız herhalde yavaş yavaş. Sona doğru geliyoruz. Bir 5 dakikalık süremiz var mı? O var. Çok süremiz varmış o zaman. Varmış, biz devam edelim o zaman. Ben varmış. Ona göre hemen devam edeyim. Çünkü sohbet çok güzel gidiyor şu anda. Farkındaysanız bu hissettiğiniz de karşı tarafa yansıyordur emin olun. Yani. İnşallah. Ne hissediyorsanız ekran başında izleyen de onu hissediyor. Ben izleyenlerimizin samimiyetine çok inanıyorum. İzledikleri zaman gerçekten öğrenmek için izliyorlar şu anda. Her adayı izliyorlar, dinliyorlardır. Evet. İşte kararı hani diyorsunuz ya mesela basın bazen etkisiz kalabiliyor insanların gönlüne girmediyseniz dediniz ama. Evet, evet. İşte kararsız bir kitle var Elazığ'da. Bunu görebiliyor musunuz? Kararsız seçmen kitlesi. Yani onlar kararsız şöyle yani kararsız bir yere mesela bir yere oy vermiştir. O oy verdiği yerden vazgeçmiştir belli sebeplerden dolayı vazgeçmiştir. Artık o oy verdiği yeri kendi taleplerini karşılayamamıştır, beklentilerini karşılayamamıştır. Arzu ettiği şeyleri karşılayamamıştır o oy verdik işte nereye oy vermişse. Şimdi artık o oraya oy verme noktasında çekimserdir. Yani bir arayış içindedir. Yani bu arayış içinde de işte kendini o beklentilerini karşılayabilecek, güven duyabilecek. Ya bu insan gelirse işte benim bu beklentilerime cevap verebilir. İşte beklentisi nedir? İyi bir yönetim ister. Adil bir yönetim ister. Evet. Hakça bir paylaşım ister. Hı. Yani insanların işte kendi insanları itibarlı hale getirmek durumundasınız. Yöneticilerin asli görevi budur. Asla seni hani İtibar bir laf var ya sen yukarı çıktığında karşılaştıklarınla aşağı inerken de karşılaştıkları o işi unutma der. Tabii. Yani tekrar şimdi, onları göreceksin. Tabii. Yani yukarı çıktığında işte Serkan Bey'le, Mehmet Bey'le, Hasan Bey'le, işte Ayşe teyzeyle, Fatma Nene'yle karşılaştığın, indiğin zaman da onlarla karşılaşacaksın. İşte indiğin zaman onların yüzüne bakacak durumun olacak. Tabii ki. Ha, benim yöneticilik anlayışım budur. Bak ben 7,5 yıla yakın bir ticaret ve sanayi odası başkanlığım oldu. Allah'a şükür. Ben indiğim zaman daha büyük bir sevgi ve daha büyük bir hoşgörüyle camiye de karşılandım. Hı hı. Ha demek ki doğru yapmışız. Evet. İşte bu çok önemli bir şey. Bu bahsettiğiniz. Evet. Yani ben yani... ya işte ben geldim buraya işte arkamı unutayım. İşte koltuğa sarılayım. İşte biraz önce ifade ettim. Koltuk bana değer kattı. Ya aman ben bunu da kaybetmeyeyim. Ne her şey mübah, ne gerekiyorsa yapayım. Asla ben öyle bir insan değilim. Öyle bir şey yani öyle bir şey olacaksa da Allah bize nasip etmesin. Amin. Amin. Evet son olarak ne diyelim değerli izleyenlerimize? Yani değerli şöyle neler yani 31 Mart yerel seçimleri işte bir ay 30 gün gibi kısa bir gün daha gitti. 30 gün gibi kısa bir süre kaldı. İnşallah sağlam adımlarla. Yani vatandaşımızın ulaşabildiğimiz kadar ulaşacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Hepsini yani biz gidemediğimiz yerler bizden küsmesinler. Çünkü Elazığ büyük bir yer. Yani böyle her yere ulaşamıyorsun. Her yere gidemiyorsun. Evet. Yani bir yer mesela program yapıyorsun. Bir saatte ulaşabileceğin yeri 5-6 saatte çıkamıyorsun. Yani herkese ulaşmak isteriz gerçekten. Yani herkesin elini sıkmak isteriz. Herkesi dinlemek isteriz ama buna zamanımız yetmeyebilir. Zamanımız yetmediği için ulaşamadığımız, gidemediğimiz hemşehrilerimiz bize kızmasınlar, bizden küsmesinler. Ben onlardan şimdiden yani bizi hoş görsünler. Yani mümkün olduğu kadar gitmeye çalışacağız ama yani gidemediğimiz yerler varsa bizi bağışlasınlar, hoş görsünler. Evet. Onların hoşgörüne sığınarak bu ifadeleri kullanmak istiyorum. Yani 31 Mart yerel seçimleri var. İşte mevcut aday arkadaşlarımız var. Ben onlara da başarılar diliyorum. Yani Elazığ halkı
Gerçekten Şevrül Emin makamı seçiyoruz. Yani Şevrül makamına belediye başkanı seçiyoruz. Belediye başkanı makamı gerçekten bir şehir için çok önemli bir makamdır. Kesinlikle. Şehirde bütün kurumların öncüsüdür. Bürokrasinin öncüsüdür, işte teknokrata öncüdür, üniversiteye öncüdür, eğitime öncüdür, sanayiciye öncüdür, gelen yatırımcıya güven verme noktasında çok kararlı bir duruşu olması gerekir. Yani şehrini çok iyi bilmesi lazım, şehrinin sorunlarını bilmesi lazım. Yani dışarıya, içeriye gittiği zaman yani şehirliyle bütünleşen bir yapısı olması lazım. Çok iyi temsil. Yani dolu dolu şehrini iyi temsil etmesi lazım. Ha bu noktada işte Şevrül Emin makamına bir başkan seçiyoruz. Adayları değerlendirecekler. İşte yaptıkları işe bakacaklar. Yani bunlar lafla olmuyor. İşte çıkıp böyle afaki şeyler söylemek de bu iş olmuyor. Bana göre olmuyor. Tabii. Yani aynası iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Onlar bize bakacaklar. İşte mevcut adaylara bakacaklar. Bu şehrin gerçekten kime inanıyorlarsa, küve gibi yönüyorlarsa, hı hı, bu şehri yönetme noktasında kabiliyet olarak kime inançları varsa, hı hı, yani tabii tercihlerini ondan yana kullanacaklardır. Ben inşallah hayırlısı Elazığ'ımız için, bizim için, hakkımızdan hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Yani ben Elazığlı vatandaşlarımızın bu seçimi oy kullandıkları zaman, yani ben inanıyorum buna çünkü gördüğüm tablo bu, sorgulayacaklarını, muhasebe edeceklerini, o farkındalığı gözeteceklerini ve partiler üstü düşünerek burada seçime gidip sandıkta oylarını kullanacaklarına inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle, evet, ben kardeşime teşekkür ediyorum. Elazığ halkına da selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Evet, yarın da görüşürsünüz zaten. Yarın da inşallah görüşeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah gönlünüze göre versin. Sağ olun. Başkan. Değerli izleyenler, biz ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Ekran başında bizleri takip eden tüm kıymetli izleyenlerimize birer birer iyi akşamlar diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.